Birinci soruda ABC dik üçgeninde diklik, eşitlik, 4 kök 13 ve 8 santim verilerek x'e sormuş. Şimdi hocam A noktasından indiği ışın ile karşıdaki bir ışın eşitse 3. ışını da ben koyarım ve buna muhteşem üçlü diyebilirim. Eğer fark ettiyseniz şu ışının tamamı hatta mavi ile çizdiğim şu yer muhteşem üçlünün bir kenarı. Diğeri şu ve diğeri de şu olmak üzere. Eğer sağ tarafın tamamı x artı 8 ise şuraya da x artı 8'dir diyebilirim. Şimdi artık dikten dik indiğimde kısa bacak ile uzun bacağın çarpımları için dikmeye gidebilir, özdeşlik yazabilirim ama daha kısa yol olan sağ, sağ, tarafın karesi kısa bacak ile tamamı çarpımıyla da bulabilirim. Yani 4 çarpı 4 çarpı 13 eşittir. Kısa bacak dediğim yer 8 ve tamamı da 2x artı 16 olur. 2x artı 16. Şu 8'i 4 çarpı 2 ile şu 4 ile sadeleştirdiğimde 2'yi de şunun ikisiyle sadeleştirdiğimde 2x artı 16'yı da x artı 8 yazıp şu 2 ile sadeleştirdiğimde bu denklem 13'e eşit oluyorsa x dediğim de 5'i görür. İkinci sorumuzda da ABC üçgeninde diklik 10'a 10 santim 12 ve 17 santim verilerek x'e sormuş. Şimdi hocam eğer şu B'de kırmızıyla çizdiğim yer 17 santim olmak üzere. Mavi ile çizdiğim şu diklikten karşı tarafı iki eşit parçaya bölebilmişse hipotenüsü. Şu üçüncü eşitliği de ben koyarım ve buraya da 10 santim diyerek muhteşem üçlü diyebilirim. Sadece şu ikiz kenarla bakarak buradan aşağı bir dik şu 12 santimin 6'ya 6 altı bölebilirim. Şurayı silelim ve yüksekliğinde 8 olduğunu fark etmişsinizdir. Şimdi hocam şu yükseklik 8 iken ve karşı taraftaki hipotenüs 17 iken 8, 15, 17 üçgenini hatırlarsınız x artı 6 dediğim yer 8, 15, 17'den 15 santim geliyorsa 6'sını buraya verdiğimde x'in kendisine de 9 kalır. Üçüncü sorumuzda da abc üçgeninde ab ac'yi eşit iken şu ikiz kenarlıkla beraber iki tane diklik vermiş 16 ve 2 santim verilerek abc'nin çevresi sorulmuş. Şimdi hocam şuradaki diklik ve buradaki dikliğe bakarak dikmenin karesini buradan bulabilirim. 2 tane 16 32 olacağından şurası 16 çarpı 2 ile 4 kök 2 gelebilir. Devamında kırmızı ile şuradan dikindiğimde hocam ikiz kenarlıktan oturuyor. Alt tarafı iki eşit parçaya böleceğim için alt tarafın tamamı 18'e 9'a 9 olur ve şuraya da 7 kalır diyebilirim. Şimdi artık 2'nin 9'a oranını bu arada 4 kök 2'nin karesi 32 4 de buradan gelir 36 ile hc'yi de 6 bulabilirim şuradaki diklikle. Şimdi 2'nin 9'a oranı 2 bölü 9 eşittir. Yukarıda 6 bölü 6 artı a olsun. a'yı arıyor olalım. 6 bölü a artı 6 ile. Şu 2 ile 6 sadeleşirse 3 kalır ve 3 kere 9 27 için şurası 27 eşitliğinde a dediğim değeri de 21 kalır. Şurası 21 iken sağ tarafın tamamı 27, sol tarafın tamamına eşitti. 27 27 daha 54 olur. Alt tarafın tamamı da 16 artı 2 ile 18 gelecektir. Bunların toplamı da 72 olur hocam. Dördüncü sorumuzda da ABC üçgende ABBC'ye dik iken ABBC'ye dik iken şurayı uzatıp şöyle bir 90 çizelim. 60 derecesi buradaysa şuraya da 30 kalır diyebilirim. D'den aşağı doğru DE'yi devam ettirdiğimde 1'in 2 oranıyla buradaki paralelliği görüp şuraya da 90 dereceyi ben koyabilirim. Şimdi hocam 90 12'ye bakıyorken 30 6'ya bakar. Ve devamında 1'in 2 olan oranıyla 20'nin 10'a olan oranını görebiliriz. Buranın tamamı 10 ise 6'yı da buraya verdiğimde x dediğim değere de 4 kalacaktır. 5. sorumuzda da ABC üçgeninde diklik 22,5 ve 4 santim verilerek BC'nin kaç olduğu sorulmuş. Şimdi hocam normalde şuranın da 67,5 olduğunu söyleyip 22,5-67,5 üçgenin özelliklerine gidebiliriz ama ben formüle karşı olduğum için daha başka bir şey yapacağım ve şu şekilde bir muhteşem üçlü bulmaya çalışalım. Sadece şuradaki ikizkenarlık ile yukarının da 22,5 olduğunu görebilirsiniz. İki iç hop bir dış mantığıyla da şuranın da 45 derece olduğuna bakarak şu dikmenin tamamı ile şurası ikizkenar gelir diyebilirim. 45 45 90 üçgeni ile. Yukarıda 67 buçuk buraya verdiğim için buraya da 22 buçuk kalır diyebilirim. Şurada da 67 buçuk var hala. Şuradaki dik üçgene bakarak 45 45 90 üçgeni ile 4 ve 4 ve 4 kök 2'yi görebiliriz. Muhteşem üçlünün bir tane uzunluğu 4 kök 2 ise alt taraftaki iki tane uzunluğu bunun iki katı olan 8 kök 2'yi görür. Ve cevabımız direkt 8 kök 2 gelir. Altıncı sorumuzu da ABC dik üçgende dik dikdörtgen 15 derece 8 ve 6 santim verilerek BH ile FC'nin toplamı sorulmuş. Şimdi hocam yukarıda dik üçgen varken diklik varken 15-75-90 üçgen olmak üzere Şöyle bir özelliğimiz vardı. Eğer hatırlarsanız şurası 15 ve 75 olmak üzere. Diklik şu yükseklik x ise yüksekliğim x ise tabanım 4 x'ti. 15, 75, 90 üçgeniyle. Şimdi hocam a'dan aşağı bir dik indiğimde şu 8'in tamamı da yukarıya ve 6 da karşıya yansımak üzere. Bu yüksekliğin tamamına x dersem Tales uygulayabilmek için şurası da 6 olacağından tamamı x için şurada da x eksi 6 kalır. Kısa bacak çarpı uzun bacak yapabilip Tales'e gidebilmem için şunu yazalım. X eksi 6 kısa bacak bölü tamamı X olur. Ve devamında şu talese için DE bölü BC'yi görebilirim. DE görmek kolay çünkü bu 8 santim şuraya yansır. Bu da eşittir 8 bölü. Alt tarafın tamamı da 4 x. Bir özet geçelim hocam. Biraz karışmış olabilir. Şuradaki uzunluk ile kısa bacak ile uzun bacak. Şu ikisine DE ile BC'ye oranladım. Buradaki Thales mantığıyla şu x ile karşı taraftaki x'i sadeleştirirsem 8 bölü 4 ile de 2 kaldığında aşağıda x dediğim değer 8 olur. Alt tarafın tamamı 4 x'ti. 4 x'in x 8 olmak üzere 4 ile çarptığımda alt tarafın tamamı 32 gelir. Bana bh ile yani şurası ile fc'yi sormuştu. fc'yi sormuştu. 32'nin 8'ini şu araya verdiğimde de cevabımız 24 gelecektir. 7. sorumuzda da ABC dik üçgeninde ADBC'ye dik BAD 30 derece, AEC ve AB 4 iken BE'nin kaç olduğu sorulmuş. Sadece şu sol taraftaki üçgene bakarak şuranın da 90 derece olduğu bilgisiyle 94'e bakarken 32'ye bakar diyebilirim. 60'ın tamamı da şu yükseklik dediğim yer AD için 2'nin kök 3 katı olan 2 kök bakar diyebilirim. Şimdi hocam dikten dik indiğimde dikmenin karesi olan 4 çarpı 3 eşittir. İki kök 3'ün karesi bu arada. Kısa bacak ile uzun bacak yapalım. Yani iki tane haş olsun. Şu ikiyi de sadeleştirdiğimde haşın altı olduğunu görebilirim. dc 6 olmak üzere yüksekliğim 2 kök 3 ve bana be'yi soruyor. Şimdi hocam e'den aşağı bir dik indiğimde 1'in 2'ye olan oranıyla dikmenin tamamı 2 kök 3 ise burası da kök diyebilirim. Sol tarafın tamamı 60 derece ise 60, 90 ve şuraya da 30 derece kalır. Ve 30 derece kök 3'e bakıyorken şuradaki 60 derece 3'e bakar diyebilirim. DC'nin tamamı az önce H dediğimiz yerin tamamı 6 idi. 3 santimini buraya verirsem şuraya da 3 santim kalır diyebilirim. Şimdi artık şurada bir diklik var. Bana BE'yi soruyor. Yüksekliğim kök 3 ve karesiyle 3. Tabanım 5 ve karesiyle 25 ile 28'in karekökü. o da sanırım 2 kök 7 cevabımız olur. 8. sorumuzda da ABC dik üçgeninde diklik verilmiş. 60 derece 4 artı 2 3 ve 4 eksi 2 3. Bunlar birbirlerinin eşleniği bu arada. Bu uzunluklar verilerek x'in kaç olduğu sorulmuş. Şimdi hocam dikten dikin diyeyim için A artı B ile burayı A artı B gibi düşünüp şurayı da A eksi B gibi düşünürsek bu ikisinin çarpımı dikmenin karesi demiştim. Bu ikisinin çarpımı için sayıları birbiriyle çarpmak yerine eşlenikleri çarpalım ve A kare eksi B kare yapalım. A'nın karesi ile 16 eksi. B'nin karesi ile 2 köküçün karesi ile de 4 çarpı 3 ile 12 gelir. Ve bu da 4 olur. Yüksekliğim 4'ün kare kökü olan 2'ye eşit olur. Eşlenik sayıların birbiriyle çarpımıyla. Şimdi hocam 60 dereceyi kullanarak x'e nasıl varabilirim diye düşünelim. Şuradan dik insem işe yaramayacak. Dik çeksem 2'yi parçalayamayacağım. Alt taraflar hakkında da tam bir bilgim yok ama BC'nin tamamına dikkatli bakarsanız BC'nin tamamına dikkatli bakarsanız bu uzunluğun tamamı 8 oluyor. Şimdi hocam yükseklik 2 tabanımız 8. Yükseklik a iken tabanımız 4a ya da yükseklik x iken tabanımız 4x. Eğer fark ettiyseniz burada 15, 75, 90 üçgeni var. 2'nin baktığı yere sol taraftan 15, sağ taraftan da 75 derece bakarsa 15, 60 ve şurası 30 olmak üzere şurası da 45 derece gelir diyebilirim. Şimdi artık eğer istersek teoremine de geçebilirim ama biraz daha kolay kaçmak için şöyle yapalım. Şuradan bir dik indiğimde 90 derece ikiye bak 30 derece 1'e baksın ve 60 da kök 3'e baksın. Sol tarafta sadece sol tarafta 45 45 90 üçgenine bakarak şuranın da kök 3 olduğunu yazabilirim. Kök 3 kök 3 ve şu ikisinin kök 2 iki katı olan x de kök 6 olur hocam. 9. sorumuzda da ABC üçgeninde BAC açısına 120 derece vermiş, diklik vermiş. BD iken D DE 6 santim olduğunda x'in kaç olduğunu sormuş. Şimdi hocam şurası dik olsa bunu atıp muhteşem üçü diyebilirim ama bir eşitlik yok. Ama şu şekilde CA'yı uzatıp şuradan bir dik çektiğimde ve şuraya dik açı verdiğimde sadece şu iki tane eşitliğe bakarak üçüncüsünü de ben yazıp buna muhteşem şu diyebilirim. Şimdi hocam Elimizde diklik var iken ve şurası da 6 cm iken 1'in 2'ye olan oranıyla 6'nın 12'ye oranını fark etmişsinizdir. Yani şurası 12 santimmiş. 120 dış açıysa doğrusallıktan içeriye de 60 derece kalır. Ve 60 derece 12'ye bakıyorken 90 derece bu arada 60 derece 12'ye bakıyorken şuradaki 30 derece 12 bölü köküçe bakar. 12 bölü köküç için burayı da ile genişlettiğimde 12 bölü 3'ten de 4 köküç gelir ve 30 derece 4 kök 3'e bakıyor diyebilirim. Şimdi 30 derece 4 kök bakıyorken 90 derece bunun 2 katına yani 8 kök 3'e bakar diyebiliriz. 10. sorumuzda da AB BD'ye 7 iken CD de BD 7 iken E de bunların kesişim noktası olmak üzere. 2, 3 ve 12 santim uzunluk verilerek AE ile EC'nin toplamı sorulmuş. Şimdi hocam E'den C'ye giden olan tarafı alt tarafa şu şekilde yansıtıp sağ tarafta bir ikiz kenardaki üçgen yakalasam. Şu yüksekliğinde 2 olduğunu söyleyip şurayı da devam ettirdiğimde yüksekliğin bir miktarında 2 olduğunu söyleyebilirim. Bana sorulan AE artı e, EC için artık şuradan AE ve ikiz da şuranın peşine düşmüş olabilirim. Bu arada BD şu mavi çizdiğim yerde 12 santimdi. Burayı da alt tarafa yansıtarak tamamının 12 santim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi artık sol taraftan şöyle bir diklik var. Taban 12 ve yükseklikte 5 santimken 5, 12, 13 üçgeniyle ile ulaşabiliriz. 11. sorumuzda da ABBC'de iken 120 derece, 2 kök 3, 3 santim uzunluk, 7 ve 6 santim uzunluk verilerek E noktası BC doğrusu üzerinde olduğuna göre demiş, kesişim noktasıymış. AE ile ED'nin toplamının minimum değerini sormuş. Şimdi hocam şu sağ taraftaki 120 dereceye bakarak ben şuraya 60 dereceye koyup şuradan bir dikinsem. Bu arada şu kırmızıyla çizdiğim BC uzunluğu 7 idi. Bu 7 bekleye dursun. Şuradaki 60 dereceyle 96'ya bakıyorken 33'e bakar ve 60 da 3 köküçe bakar diyebilirim. D'den şu K noktasına dikindiğim gibi bu dikliği devam ettirip bir ikiz kenarlık yakaladığımda A'yı de doğrusal olarak devam ettirip şu şekilde çizersem benden istenen ED uzunluğu artık alt tarafa yansımış olabilir. Ve bu yüksekliğin 3 köküç olduğu için Şuradaki yüksekliğe yansır ve burası da 3 kök 3 olur diyebilirim. Şimdi hocam Bu 3 kök Sol tarafın tamamına yansıtıp şurayı şöyle tamamlarsam, Yüksekliğin bir miktarı 2 kök 3'tü Buradan da 3 kök 3 gelir ve tamamı 5 kök 3 olur. Ve benden hala ae artı ED için de şuranın devamını soruyor demektir. Eğer hatırlarsanız şurayı 7 vermişti. 30, 60, 90 üçgeni de buraya da 3 bulduk. 7 artı 3 ile de alt tarafın tamamı 10 santim olur. Ve şurada bir diklik var. Şimdi hocam 10 santim karesiyle şuradan 100 ve sol tarafın tamamıyla da 5 kök 3 ile 75 gelir. Cevabımız 175'in kare kökü olur. 4 artı 3 7 tane 25 ile bunun da kare aldığımda 5 kök 7 gelecektir cevap. 12. sorumuzda da AC ve BD D, D doğrularının dik olmak üzere E'de kesişim noktası iken 5, 13 ve 15 santim uzunluklarla AE'den BE'nin çıkartıldığına maksimum değer sorulmuş. Şimdi hocam şurası A ve burası B olmak üzere. Eğer bana bu ikisinin toplamı sorulsaydı şuradan simetrik inip bunu hipotenüse çevirerek soruyu devam edebilirdim. Ama A'dan B'yi çıkartıldığındaki maksimum değer sorulduğu için bu sefer iç tarafa değil dış tarafa bir çizim yapacağım. Yani AB'yi şu şekilde devam ettirip Karşı tarafa yansıttığımda, şuradaki ikiz kenarlıkla B'yi bu tarafa yansıtarak yükseklikte 5 olmak üzere, şu iki açıyı da, iki uzunluğu da eşit vererek A ve B'nin peşine düşmeye çalışalım. Özellikle AE dediğim değer artık, şuradaki AE dediğim değer artık A'dan şu K'ya yansır. Veya diğer bir deyişle, şu E noktasını tuttum, sürükleyerek K noktasına AB doğrusu olacak kıvama gelene kadar sürükledim de diyebilirim? Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Şimdi hocam AE dediğim yer buranın tamamı oldu. Şurası x olsun. Burası x artı b gelir. Eksi B dediğim değerde şu yansımayla da b olur. Ve eksi b olur. x artı b eksi b ile b'ler de birbirini götürürse bana soru artık x'in maksimum değerini soruyor demektir. Şimdi başa dönelim ve x'i maksimum değerde nasıl bulabiliriz diye düşünelim. Şu 5 santimi sol tarafa yansıttığımda ve burayı dik olarak verdiğimde 13'ün 5'ini buraya alırsam şuraya 8 kalır diyebilirim. CD uzunluğu 15'ti. Sorunun en başından beri şurası 15'ti. Bunu yansıtarak yukarıya şurayı da 15 cm verebilirim. Şuradaki diklikle 8, 15, 17 özel üçgenimizle de x'i de 17 bulabiliriz.